Ben Selçuk Özkan Bugün sizlere hızlı bir şekilde Montof angus melezi buzağımızdan bahsedeceğim Yalnız benim telefonda donmaya başladı galiba Şimdi arkadaşlar Bu buzağımız e, Montof'tan doğdu Angus melezi, dişi angus melezi Umarım öyledir demeyeceğim Çünkü öyle muhtemelen veterinerime güveniyorum Şöyle gidiyor şimdi, peşi sıra anlatayım ben Şimdi arkadaşlar Bu buzağımız e, Şu anda 7. ayna girmekte. Yani 7 aylık oluyor galiba. 6. ayından çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şu bud yapısına bakalım buzağımızın. Şöyle şu kızım dur 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 korkma. Şöyle arkadaşlar bud yapısını görüyor musunuz? Bud yapısı şekillenmeye başladı ki arkadaşlar bu buzağımız günlük 1 kilogram kesif yem tüketiyor sadece. O da buzağı geliştirme yemi. baş herhangi bir yem tüketmiyor. Bildiğiniz üzere uzak meralara gidiyorum. Kilometrelerce ötesine gidiyorum. Fakat buzağımız ona rağmen hala Kilo almaya devam ediyor arkadaşlar. Yükselmeye devam ediyor. Şu anda benim jersey melezi ineklerim vardı biliyorsunuz. Ee, onlar kadar yüksekliğe sahip bir hale geldi arkadaşlar. Ee, şu tanı artık benim için daha kesinleşti. Hani bu angus melezi hayvanlar veya angus hayvanlar. istedikleri meraya gidebilirler. İstedikleri kadar ot, az otlayabilirler. Fakat yediğini her şekilde ota çeviriyorlar arkadaşlar diyebilirim. Bunu daha önce limuzinde de gördüm. Limuzun limuzin de aynı bu şekildeydi. Fakat Piedmontose böyle değildi. Piedmontose boyuna gidiyordu merada. Fakat bu hayvanlar hem etine hem boyuna gidebiliyor arkadaşlar. et kanalında görüyorsunuz hele boynuz dipleri de çıkmış arkadaşlar. Boynuzları çıkmasının sebebini veterinere sorduğumuzda bize şey dendi. Melez hayvanlarda dedi. anguslarda boynuz olabilir dedi. Ondan sonra araştırdım. Küçük oluyormuş. Oluyormuş ama küçük oluyormuş. Bu da tosunun kalitesizliğinden falanmış ama artık yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Dişi doğdu zaten. şu yapısına şöyle üstten de göstereyim arkadaşlar bu şöyle arkadaşlar şu kalça kemikleri gözükmüyor ve gayet bu yapısı da çıktı ortaya arkadaşlar şöyle şöyle bakın arkadaşlar aşağı doğru uzun kalça geniş ee, ok gibi arkadaşlar ön tarafı kısa arka tarafı geniş bir hal aldı şöyle yandan da gösterebilirim arkadaşlar bu video örnek bir video olsun istiyorum hani Eee. İşte hayvanıma angus attırayım. İşte beğenirler mi beğenmezler mi? Satabilir miyim satamaz mıyım? Arkadaşlar görüyorsunuz bunun tipik bir montof buzadan. tek farkı daha kilolu olması. Yani öyle kapkarada bir hayvan doğmadı. Red angus attırmıştık. Zaten kapkara doğamazdı. Kırmızı doğardı. Fakat da biraz geçirmiş. E, kırmızı bir hale gelmiş. Otluyken rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle arkadaşlar boyun yapısı ince. Şöyle arkaya doğru gitgide kanlanıyor. Şöyle arkadan çekebilsem. Şöyle sırtından bir dursa arkadaşlar durmuyor. Arda değiliz ya. Ve peşine geziyorum. Şöyle arkadaşlar sırtı dümdüz. <laughs> Aha da rahatsız oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hayvanımıza daha fazla rahatsız etmeyelim. E, demek istediğim o ki herhangi bir melezlemede meraya giden insanlar için. Özellikle bakın bunun altını çiziyorum. Eğer siz meraya gidiyorsanız melezleme yapacaksanız kesinlikle tercihiniz angus melezi olmalı. Annesi de şu arkadaşlar. Şu yaşlı ineğimiz. Arkadaşlar oynayın boynuzları dönük. Aşırı derecede yaşlı niye saklıyor falan diyebilirsiniz. Fakat hayvan 5. buzağısında. Bizim biraz yemliklerimiz dar ve betondan. Bu da yemeği çok fazla seviyor. O yüzden boynuzlarını sürte sürte aşağı doğru döndürdü arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu da not olarak ekliyorum. İğnelerinizi sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. İğneler çok önemli. bayvanımıza hayvanımıza iğneyi vurmadığımız için şu anda yeni gebeleşti. O da garanti değil. Veterinere bir kere çağırdık tutmadı. Ondan sonra tosunu çağırdık şey tosuna götürdük. E ondan sonra tosundan tuttu arkadaşlar. İnşallah tutmuştur yani. Tutmamışsa artık yapacak bir şey yok diyebiliriz. Bu arada de boya geliyor. Neyse arkadaşlar konudan fazla uzaklaşmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.